kaç da üniversite mezunu, hepsi de okuyan kesim. 15 Temmuz. Peki 15 Temmuz'a gitmeden önce biz 82 darbesinden, 12 Eylül darbesinden görelim. Ya kısaca sen o zaman kaç yaşındaydın? Neler gördün o 12 Eylül darbesinde? Eziyet gördün mü? Görme. 12 Eylül darbesi olduğu zaman pazar günüydü herhalde. Ben dedim vallahi durum tamam işte, şimdi haksızlığa el koyarlar. Bu yapılan, bize yapılan haksızlar giderilir falan. Sonra baktım yarım saat sonra bizi aldılar içeri. Dediler haydi siz solcu komünistiniz, ne aldılar bizi içeri bir 40 gün. Nerede kaldın? Jandarma, Gerge Jandarma Karakolu'nda gözaltanasına kaldım. Ondan sonra da götürdüler, Pirin'e götürdüler. Pirin'de de şey işkence merkezi vardı, o şimdiki doğum hastanesi, Karkar'daki doğum hastanesi. Evet. Onu zemin katına koydular. Orada bir ayda orada beklettiler. Sonra peki şey o Pirin yapsın. Mağaraları dediğin yerde mi o doğum hastanesi? Ona yakın bir yer. Ona yakın. Yani böyle normal bir hapishane miydi yoksa? Aslında okuldu, okulun alt katını, üst katını idari kısmı yapmışlardı. Alt katında da işkence yeri, o çamaşırhane makineler arasına işkence yapılan insanları koyuyorlar. Yani işkencehane diyebiliriz yani oraya. Peki o zaman ne tür işkence vardı? Yani kaba işkence yoksa psikolojik işkence ya da ne bileyim böyle farklı tarzda işte. Ya daha açılsa şu kolunun şurasına çivi çakmışlardı. Seni devre mıklıyorlar canlı canlı. Daha onlar işte yani Hazreti İsa gibi mıklıyorlardı yani. Çarmıha geliyorlardı. O şey diyorlardı işte Filistin askısı. Peki camların üzerinde yürütme öyle bir şey de var mıydı? Ya biz fazla görmedik ama hepsi geçmiş ondan. Orada beraber oturup yattığımız arkadaşlar, evet. Burun çaylar vardı. Bunlar hepsi böyle 120-130 gün falan geçse de yatmışlardı. Çok büyük işkenceler görmüşler. Peki senin o dönemden tanıdığın, bildiğin, yani o dönem arkadaşların, işkence gören arkadaşların var mı böyle isimle toplumca bilinen, tanınan? Yani şu anda aklına ya gelen. Ya beraber Şekus Yılmaz'ı koymuşlardı. Ha, Gerger'den şey yapmışlar. Ondan sonra ne bileyim birkaç tane. Bu Kahtalı Mıçı ya da şeyler Sırrı Mırı. Bunlar Adıyaman'daydı. Adıyaman. Cemal Kızıkaya vardı falan. Ha. Bunlar Avukat Mehmet Tursuz vardı. Birkaç kişi bunlar. Onlar hepsi geçti. Adıyaman'da. Zaten çoğu da kaçtı sonradan, işkenden sonra Adıyaman'dan göç etti gitti. Hepsi göç etti. Belki o dönem lanetli bir dönemdir. Şimdi biz bugünkü şeye gelelim. Yani 15 Temmuz'un yıl dönümü. Tabi bazıları diyor darbe, bazıları diyor darbe değil. Ama senin 15 Temmuz öncesinde yani 2008 döneminde aslında darbeyi yapanların iddia ettiği yani Fethullah şeyini, daha doğrusu o hizmet hareketi dedikleri şeyin o dönemde yanlış olduğunu, ülkeye zarar verdiğini ve ileriki dönemlerde herkesin bir pişmanlık duyacağını söylemiştin. Bunun üzerine tutuklandın, yargılandın. Biraz o süreci bize anlatabilir misin? Ya şimdi ben İstanbul'da Fırat Karşısı'na abone turunu yaparken her tarafta FETÖ'cülerle karşılaşıyordum, tartışıyorduk. Ya onlar çok arı gibi çalışıyorlardı. Ne yapacaksınız? İşte belediyeleri ele aldınız, idare bölümüne insanları koydurdunuz, işte hakim savcı yetiştirdiniz. Yeter, bunlar ne yapacak? Ya dediler ki imanlı insanlar şey yapsa daha mı iyi? Ya imanlı işi değildir. Sizin herhalde bu devleti ele geçirme gibi bir şeyiniz var. Ya o zaman ben gördüm yani bunların amacı yani laik cumhuriyete alt edip bir yerine kendine göre şeriat tarikat düzeni kurmaktı. Ya bunu aslında çok şey de biliyordu, devlet de biliyordu ama nasıl biliyordu? Ben bu yazıyı yazmaya karar alırken çok düşündüm. Yani ben bunu yazarsam bir tepki duyarım, etkilenirim falan ama ben tabii yazdığım zaman o kadar büyük tepki yazacağını bilmiyordum. Belki de bilseydim daha da düşünürdüm. Ama yine de yazdığım için çok mutluyum. Ben yazar yazmaz hemen beni aldılar içeri. Dediler ki ya Fethullah, savcı bana dedi ki sen Fethullah Gülen'e nasıl FETÖ dersin? O milyonların sevgilisidir. Ya ben dedim ki ben FETÖ demiyorum. Kürtçe'de Fethullah'a FETÖ diyorlar, Ahmet'e Ahmet diyorlar, Mehmet'e Memo diyorlar, İbrahim'e İbo diyorlar. Yani bu Kürtçe'deki bir derim. Onu bilmem dedi, sen Fethullah Gülen'den özür dileyeceksin. Ben de özür dilemem dedim. Ondan sonra beni aldı içeri. İçe hapis girdik. Davasına davasına. Peki yani evet ondan yani 2008 8 yıl sonra 2016'da bir darbe oldu. Kanlı bir darbe. Yani işte, İnsan... Tuhaf tarafı ben Adıyaman'ı söyleyeyim. Adıyaman
15 Temmuz'dan önce Fethullah Gülen'le ve cemaatlerin serbest bölgesi gibi bir yerdi. En rahat örgütlendikleri yer Adıyaman'dı. Tarikat ve en fazla örgütlenen de Fethullah Gülen cemaatiydi. Ve darbeden sonra birkaç tepe yöneticisi dışında hiç kimseye alınmadı. Birkaç öğretmen, kaç gardiyan alındı. Aslında FETÖ'cülere yeterince dokunulmadı. Hatta dedim ben Fethullah bu yazısını yazarken göğsüne Fethullah Gülen fotoğrafını yapıştırılan din görevlilerinden bazıları 15 Temmuz akşamı bu sefer AKP'nin çığırkanlığını yapmaya başladılar. Yani öyle bir sahtekarlık vardı. Bu sefer AKP safına geçtiler. Düne kadar Fethullah için beni protesto ederler. Gazeteciye ondan sonra şey yapanlar, küfür edenler birdenbire bu sefer Fethullah Gülen'e. Ama benim dikkatimi çeken kişi hiçbirisi kahrolsun mesela, kahrolsun İsrail, kahrolsun Filistin, kahrolsun PKK, kahrolsun IŞİD diyorlar ama kahrolsun Fethullah diyeni görmedim yani. Ben kutlamalarda bak sadece işte Fethullah haindir, şu örgüttür, şudur budur. Ama birisi, bir yetkili Fethullah kahrolsun Fethullah dememiştir. Yani diyorsun ki bu da herkes göstermelik biraz, ya da... Şeyde hükümetin yanında böyle bir makam sahibi olmak, soruşturmalarda kurtulmak diyorum ya. Bizzat isim vererek söyleyebilirim. Gerger'de, Adıyaman'da FETÖ yazısını yazdığımız için bizi lanetleyen insanlar birdenbire 15 Temmuz'da ve hepsi FETÖ'lacı düşmanı oldu. Şeye geçti, FETÖ'ye karşısına geçti, AKP'yi savunmaya başladı. Aslında halbuki değil, hepsi işte FETÖ'lacıdır. Yarın eninde sonunda FETÖ'ye gelirse yine herkes yerinde yerini alır. Evet. Peki... Ciddi olarak da bir FETÖ'yle mücadele yaptığına da inanmıyorum. Eğer ciddi olarak inanmış olsaydı, bir yetkili Adıyaman valisi mesela dün yemek veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Ya gelsin benim arşive baksın. Gelsin ne yaptı, kim ne yaptı, isim bellidir. Peki Adıyaman valiliği bir etkinlik düzenliyor. Sizi de çağırmadı mı? Yani hem yılın o dönemin tanığı, sanığı olarak sizi davet etmedi mi? Biz zamana göre, güne göre şerbet veren dağıtan değiliz. Biz neyse kararlı çizgimiz vardır. Doğruya doğru, eğriye eğri dedik. Vali de yanlış yapıyorsa müdürüz yanlış yapıyordur. Bunlar hepsi... Yani sizin şimdi tabii ki darbeyi herhalde hiçbir darbeyi benimsemiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Ama en azından Türkiye'nin düze çıkması için yani bu Fethullah hareketinin de sonlandırılması gerektiğini düşündüğünüz o dönemde söylediniz. Şu anda yani 15 Temmuz darbesinden sonra o darbe boşa çıkarıldı. Türkiye'de şimdi, istediğiniz adalet, demokrasi geldi mi? Şimdi Fethullah Gülen 50 yıl çalıştı, eğitti, öğretti. En azından Türkiye'de 15-20 milyon insana dokundu. Öğretimiyle, öğrenci yurduyla, ne bileyim dershaneleriyle falan. Şimdi devlet içindeki kadronun %75'i Fethullah Gülen kadrosudur. Şimdi bu anda CHP iktidarı tek başına iktidara da gelse yine kadro idare Fethullah'ın gelecektir. İyi Parti gelse de yine kadro Fethullah'ındır. AKP'de yine kadro Fethullah'ındır. Yani Fethullah çünkü devlette bir 50 yıl kadro yetiştirdi. Bu kadro kolay kolay bitmez. Yani şimdi biraz da işine gelmeyen yıllar bu Fethullah'ındır, bu şeydir. Yani utanmasa da diyecek ki Hacı Boğatak ile Fethullah'ındır yani. Peki burada bir şey sorayım. Şimdi hükümet ya da Adalet Bakanlığı çıkıp diyor ki biz bağımsız bir yargıyla FETÖ ya da FETÖ'nün şeylerinin hepsini tasfiye ettik, cezaevine koyduk ya da bir kısmı zaten ülkeden kaçtı. Haliyle kimseyi bırakmadık. Öyle bir iddiaları var. Siz diyorsunuz ki halen gündemdeler, halen güçlüler, halen şimdi etkililer. Mehmet Dişli darbe yapan generaldir, hapistedir. Kardeşi biliyorum Neşşaban Dişli büyükelçidir. Evet. Öbür bir kardeşim Bayburt milletvekili neydi ismi? Pekdemir. Bir kardeşi içeride, profesördü içeride, FETÖ'cü. Bir kardeşi bakandı. Ben evet. Aklım ermedi yani. Biz sadece bir FETÖ hapsi yazısı yazarken FETÖ'lacılar bizim 7 sülalemizi fişlemişlerdi. 7 sülalemizi etiketlediler. Yani bilmiyorum bunlar söylüyor. Ama burada yani suç kişiseldir. Kardeş olabilir ama siz yani hem bir de hukuka, adalete güvenen biri olarak niye böyle bir şey diyorsunuz ki? Yani kardeş olabilir, belki diğeri farklıdır. Yani burada siz şuna mı inanmıyorsunuz? Bağımsız, adil bir yargılama mı olmadı diyorsunuz? Yani bu insanlar gerçekten araştırılmadan, soruşturulmadan imkanı olanlar yargılandı, olmayanlar da daha doğrusu yargılanmadı. Olmayanlar da bir kısmını sözde yargılandı. Eğer burada FETÖ borsası, Adıyaman'da bile FETÖ borsası kuruldu ya. Parası olan kurtuldu, parası
milyonları verenler kurtuldu, diğerleri içeride kaldı. Evet. Peki son olarak şunu diyelim, yani Türkiye'de, yani siz ömrünüz işte 60 65 mi? 72. 72. Yani hep böyle darbeler geleneğinden geldiniz. Yani bu son darbe mi? Artık bu ülkeye dirlik, düzen, birlikye demokrasi geldi mi? Yani siz buna inanıyor musunuz? Ya da çocuklarınıza böyle bir ortam bıraktığınıza inanıyor musunuz? Vallahi ben hiç umudum yok. Yani Türkiye'de hala Türkiye idare eden muhalefet iktidar liderlerine bak, hepsi 70 yaşın üstünde. Yani 70 yaşından sonra benim gazetecilik hızım ne olabilir? Tabii ki düşebilir. Yani köşeme oturmam lazım. Ama Kılıçdaroğlu umutları bağladığımız için Kılıçdaroğlu diyorlar işte muhalefet gelecek. Kılıçdaroğlu 74 yaşında. Bahçeli 75 yaşında. Karamollaoğlu 80 yaşında. Sırrı Perinçek 80 yaşında. Yani bunlar ömrünü bitirmiş. Türkiye'de ortalama yaş ömrü 65'tir. Herkes ömrünü bitirmiş. Hala Türkiye'yi idare ediyorlar. Hala Türkiye'yi idare ediyorlar. Türkiye bu şekilde ilerleyemez, gelişemez, gelişemez. Yani dönüşemez. Yani burada ben inanmıyorum abi. Böyle ben biraz umudumu yitirmişim. Abi Hacı, şimdi tabii ki darbeler kabul edilemez dedik. Siz bundan sonra Türkiye'deki siyasi yaşamı ya da şey yaşamı nasıl görüyorsunuz? Yani biz yakında bir seçim yaşama durumumuz var. Ekonomi gidişat ortada. Burada sizce nasıl bir gelişme olması lazım? Hükümet neler yapmalı? Halk olarak nasıl davranmalıyız? Tecrübeli bir gazeteci olarak biraz fikirlerinizi paylaşır mısınız? Ya şimdi hükümet bu kadar zama karşı, bu kadar zulme karşı, bu kadar baskıya karşı, bu kadar istememezliğe karşı hükümet karşısında böyle ciddi şekilde ayakta durabilecek, halkı yanına çekebilecek bir muhalefet gücü yok. Yani muhalefet gücü yok. Çünkü muhalefet gücü olmuş olsaydı AK Parti bu kadar kuvvetli değil. Karşıdaki muhalefet zayıf olduğu için. Demin söyledim. Yani 70 yaşını aşmış liderlerle sen memlekete demokrasi, memlekete ilerleme kaydedemezsin. Ben buna inanıyorum. Beni şimdi getirseler, Cumhurbaşkanı yapsalar ben kabul etmem. Niye? Ben yararlı olamam. En az bunu düşünüyorum. Fakat bu Türkiye'deki siyasette böyle bir şey yok. Yani herkes diyor ki ben yaşlıyım ama yaparım diyor falan. Halbuki 65 yaşına geçsen sonra insanlar böyle bir şahitlik için akli denge raporu istiyorlar. Bunlar Türkiye'yi idare ediyor. Türkiye şimdi bunu yazarsan bu suç diyecekler. Ya ne suç var canım? Genç insanlar dururken, genç nüfus dururken, genç nüfusa hitap edecek kadroları varken yani bu pirifanilerle biz zaman geçiriyoruz. Ya bunlara birlikte demokrasi Türkiye gelmez yani. Olsa olsa her 11 yılda bir darbeler değişik şekilde devam eder işte. FETÖ darbesi olur, öbür tarafta yarın Menzil darbesi olur, öbür tarafta Cübbeli Hoca darbesi olur. Yani böyle devam eder gider. Peki yani şimdi siz tabii ki yani yaş itibariyle şimdi diyorsunuz yaşlılar artık siyasetten çekilsin. Yani şimdi bugün Türkiye toplumunun genel yoğunluğuna baktığımızda yani şöyle bir kıyaslama yapılıyor. Özellikle bugünkü iktidar için diyorlar ki 30 yıl önce benzin sırası kuyruğuna girerdik. Ya da bilmem yağ kuyruğuna girerdik. Siz o dönemlerde yaşadınız. Yani bugünle o günü kıyasladığımızda bugün çok şükür iyiyiz. O yüzden şey yapmayalım diye. Yani bugünkü hükümetin şeylerini devam etmesini istiyoruz diyorlar. Yani siz buna katılır mısınız? Hükümette şey var. Hükümette mafya düzeni hakim oldu. Yani AK Parti ilk geldikleri zaman çok iyi işler yaptı. Yani böyle solcuların yapamadığı bir şey, takım yenilikler yaptı. Ama 2012-13'ten sonra bunlar değişti. Yerine başka bir AKP geldi. Yani halkı seven değil, halkı döven, halkı ezen bir AK Parti geldi ki AK Parti bunu... Şimdi AK Parti'nin değişmesi lazım. Ama kimle değişecek? Yani bence bugünkü altılı şey mi diyor, masa mı diyorlar, ben altılı galyan mı diyorlar öyle diyor. Altılı şeyle gitmez. Şimdi diyorlar ki bütün seçimin kaderi Kürtlerin oyu tayin edecek. Tamam da Kürtleri sen meşru parti görmüyorsun. Kürtleri meşru görmüyorsun. Şimdi o zaman bana oy ver ama yanıma gelme. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey, böyle bir muhalefet anlayışıyla iktidar olmaz. Yani olmaz. Olsa da bir şey yapamaz. Yasa yara ne yapacaklar? Yani için millet biraz millete umut yaratmıyor. Millette umut yaratsa da çoktan Tayyip Erdoğan gider, iktidarı değişir. Ama bunlar umut yaratamıyor. Yani eğer bugün Kürtlerle birleşseler ya da Kürtleri masaya çağırsalar, yani şimdi umut Kürtleri yaratılır mı ya da değişim olur mu? Türkiye'nin Kürtlere bir minnet borcu var. Türkiye Kürtlerde bir cumhurbaşkanı çıkarması lazım.
Türkiye Cumhurbaşkanı'na Kürtlerden birinin aday olması lazım. Yan aday olması Peki, lazım. Şimdi birçok kesim de şunu diye bunu dediğimizde Turgut Özal da Kürttü. Ya da daha eski... Hayır. Şimdi Turgut Özal'ın başka... Turgut Özal bir sağ partiydi. Bugün HDP'de siyaset yapmış. Bugün Selahattin Demirtaş diyelim içerideyse bir bayan şey yapabilir. Leyla Zanettin Pekala Cumhurbaşkanı da olabilir. Yani belki diploması yok diyorsun. Bilmiyorum diploması var mı, diploması var. Diploması olanlar da vardır. Ya yani Türkiye'de bir yenilik getirmek lazım. Yepyeni bir kesim, bir Kürt kesimin, bir Kürt adayının bence seçilmesi lazım. Obama gibi, Amerika gibi yani şey yapmasın. Yani Türkiye'nin zencilerinin de iktidara tabii, ya da en azından yani sembolik lazım. Anlamda da olsa gelmesi tabii. Lazım. Peki siz yani bir gazeteci olarak yani son dönemlerde özellikle yani göründüğü kadarıyla muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu görüyor ya da en azından şu anda çizilen şey o. Hatta bir kesimler diyor ki eğer Kılıçdaroğlu olursa kendisi Alevi kökenli olması yine şey olması itibariyle daha önceki devletteki eksikleri sebebiyle olmaması gerekir. Yani siz Adıyaman Gerger'de muhafazakar bir ortamda bulunan yine insanlara dokunan biri olarak siz buna inanıyor musunuz? Yani eğer gerçekten bugün Alevi bir aday gelse. Kılıçdaroğlu'nu ortakları yapmaz. Meral Akşener'e kalsa Kılıçdaroğlu yapmaz. Yani Meral Akşener en sonunda bakacak ki İmamoğlu olmadığı zaman ya da Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu da red edecektir. Bak yazın bir yere. Yani Kılıçdaroğlu'nun da en büyük yeri de Meral'dır. Diğerleri Davutoğlu, Mahutoğlu da bırakmaz. Yani sizce Meral Akşener gemileri yakmadı mı? Yani şu anda tekrar yine iktidara ya da... Siyasette Erdoğan dediği gibi dündür, bugündür. Yani Meral'ın yarın ne olacağını hiç kimse bilmez. Şimdi şeyde Kılıçdaroğlu aday olma olursa ciddi bir şekilde hani ülkece Kürtlerin kaderini şey, oyuna bağlı. Hani Kürtleri de Kılıçdaroğlu cesaret diyemiyor. Yani sahip çıkamıyor. Yani gizliden. Gizliyle de siyaset her şey açık. Gizli yapılır ama siyaset açık yapılır. Bir HDP'ler de ben bilmiyorum HDP'leri eğer oy verirlerse de bu şekilde oy verirlerse yani oy çalmaktır. Bence HDP de vermezdi. İstanbul seçimlerinden bir his aldı. Yani şeyde bakın İstanbul seçimlerini İmamoğlu'na kazanan Kürtlerin oylarıydı. Ve İstanbul belediyesinde Kürtlerden başka herkes var. Ama Kürt yok. Kürt yönetemiyor. Niye? Oyda var ama yönetimde yok. Şimdi bu hükümet de şimdi altılı masaya HDP'yi böyle severek, isteyerek böyle çağırması lazım. Bugün mesela Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener eğer ihtar olmak istiyorsa Selahattin Demirtaş Edirne'dir. Gitsin Edirne'de cezaevimiz yarısın. Belediye başkanları gitsin kayyumla hapse konulan belediye başkanını ziyaret etsin. Etsin ki kıyamet kopsun ondan sonra zaten yapamıyorlar. Bunu yapamadıkları zaman savaş kararnamesine Tayyip Erdoğan çıkarıyor, Kılıçdaroğlu da imza atıyor. Meral Akşener de imza atıyor. Yani bu kimi savaş, kimi barışı belli, herkes savaşır. Yani siz diyorsunuz ki bugün Edirne cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yine Büyükşehir Belediye Başkan Selçuk Mızraklı, Doktor Selçuk Mızraklı, tabii. Onları ziyaret etmek, hayır, onların hayır. Kürtlerin onlar gönlünde... Selçuk, bakın Kürtlerdeki 102 milletvekili aldı, belediye başkanı aldığı zaman o neydi Diyarbakır'dakinin ismi neydi? Gülten Kışanak. Gülten Kışanak daha içerideyken Selçuk Mızraklı da içeri oldu. Evet. Ya şimdi bunlar üst üste geldi. Mardin Belediye Başkanları hepsi içeride. Benim Hakkari içeride, herkes içeride. Şimdi burada muhalefetin, yani Türkiye'nin Kürtlere karşı bir millet böyle bir şey borcu var. Yani bunlardan özür dilerim, helalleşmek lazım da helalleşme burada başlayacak. Ben Davutoğlu'na dedim git Edirne cezaevine Selahattin Demirtaş'la helalleş. Ama gitmedi. Şimdi, bu arada Davutoğlu'nun Selahattin Demirtaş dosyasında halen şikayetçi olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ya yani işte bir taraftır. O da davada şikayetçi taraftır. Öbür taraf sanat tarafıdır. Bunlar bir de birbirine ortak olsun. Davutoğlu başbakan olursa ne yazar? Haliyle umut vaat etmiyor diyorsunuz. Tabii. Son olarak biz şunu sormak istiyoruz. Gerger'de değişim öngörülüyor mu? Yani son dönemlerde insanlar yeni seçimde yine eski oyları verdikleri partilere mi örler yoksa biraz değişim olur mu? Ya Gerger Türkiye'nin küçültülmüş şeklidir. Türkiye'de değişim olursa Gerger'de de olur. Olmazsa olmaz. Olmaz. Şimdi değişim olursa Gerger'de de değişim olur. Yani Gerger direnmez. Adıyaman'da da değişim olur. Ama Türkiye, ha Türkiye bak ha Gerger'e bak hiç fark etmez. Yani Türkiye Gerger'in büyütülmüş şeklidir. Peki teşekkür ederiz. Alpi Hacı uzun mutlu ömürler olsun.